içeri buraya etmeyecek misin? Evet Gülüm, şöyle çekil de damat geçiversin ha. Burada olduğunu bilmiyordun. Yani ben de senin geleceğini bilmiyordum. Allah Allah, siz aynı evde yaşamıyor musunuz ya? Niye birbirinizden haberiniz yok bakayım? Aslında biz konuşmuştuk. Ama bir şey söylemedi. Bak damat doğru diyor Gülüm. Yani buraya geliyor, bana da haber vermiyor. Hayır, Sultan abla gelmese hiçbir şeyden haberim de olmayacak yani. Abi, ya ben de öyle planlamadım ki. Yani aklıma geldi, öyle bir anda geleyim dedim. Zaten öyle çok da kalmayacağım. Döneceğim hemen. Tamam tamam, iyi yapmışsın, iyi yapmışsın. Hadi, hadi geçin içeri, hadi. Hadi damat, hadi. Hadi, hadi, hadi içeri, hadi. Geç, geç damat, geç, geç, hadi. Hadi, 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 hadi geç. Geç, heh. Ya aslında yani biz gidebilirdik çünkü yengemle görüştüm zaten. Cihan, sen beni eve bırakabilir misin? Allah Allah, bizim öyle kapıdan olur mu ya? Ateş almaya mı geldin? Yengen görmüş ama ben göremedim Gülüm. Olmaz öyle, olmaz. Derya! Neredesin kız? Bir çay koy bari. Sen buraya valizle mi geldin? Ah Beyza, ah. Biz sana öyle büyük kötülük yaptık ki. Bizden öcünü alacaksın biliyorum. Bizi inim inim inleteceksin. Neredesin Beyza? Of, aldık dersimizi. Yanlış bir şey yapıp bağrımı dağlama benim ya. Yüreğimi yakma. Hançer, soruma cevap versene. Yani... Ay yok, valiz benim valizim. Ben yeni spora başladım. Beledeni yüzme kursunda. İçine de doldurdum işte, şampuanıydı, havlusuydu falan filan. Ama öğretmenler çok iyi, biliyor musunuz? Hiç bilmeyenlere de öğretiyorlar. Vallahi bir haftada ben kelebek yüzmeyi öğrendim ben. Tamam yenge, kimse senin nasıl yüzdüğünü merak etmiyor. Derya, sen ne zaman kursa başladın? Ve bundan benim niye haberim yok acaba ha? Senin hiçbir şeyden haberin yok ki Cemil. Gecenin bir vakti geliyorsun, sabah köründe de gidiyorsun. Hı. Şimdi gene başladın, dur 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 dur. Başlama gene, sana hesap mı vereceğim? Böyle aile meselelerimizi serme ortaya. Hem damat da ayakta kaldı, kusura da bakma yani sen de. Hadi geçin içeri siz de. Hadi geç. Hadi, hadi tamam, hadi. Hadi, hadi tamam, geçin hadi, içeri. Hadi. Geç. Beni almaya mı gelmiş yoksa? Senin pislik. Hançeri sıkıştırmak için yapıyorsun değil mi her şeyi? Sen işine baksana. Seni yılan. Hançer seni kendi eliyle Cihan'ın başına çöreklesin diye yapıyorsun. Çöreklesin ki Cihan senden hesap soramasın diye. Bana yılan diyene bak. Bohçanın içindeki fotoğrafı saklamasaydın o kıymetli görümcenin başı yanmayacaktı. Ben de burada karnımda çocukla saklanmak zorunda kalmayacaktım. Ay seni sütten çıkmış ak kaşık seni. Kızım artık çocuk da doğursan kâr etmeyecek. Cihan seni istemiyor. Anlasana. Bir tane de doğursan, beş tane de doğursan hükmün yok gözünde. O konağın bir tane hanımı var. O da Hançer. Kes sesini be, kes. Develioğlu'nun veliahtını doğurup tekrar konağın hanımı ben olacağım. O uğursuz görümceni de bu izme yere geri göndereceğim. Yürü git. Cihan gitmiş, bir bak. Ben konağa dönmeden beni görmemesi lazım. Ha bir de şuraya bir oda kokusu falan alın. İğrenç rutubet kokuyor her yer. Sen gelsene şöyle tuvalete. Ha, bir şey söylemeyi de unuttum. Klozetten fareler çıkıyor. E şaşırma diye söyledim. Böyle bacaklarına doğru dolanırsa şaşırma yani. Hop diye kaparlar vallahi. Gel gel.
Gel bakayım böyle. Gel. Aslında Hançer'e her şeyi anlatmak vardı da... Deryacığım, zamanında yediğin hurmalar... Bugün işte susup oturacaksın en sonunda mecburen. Ben bir şunları kaldırayım Henüz. Sofra hazırlamışsınız. Misafiriniz vardı galiba gülüm, ha? Ya Hatice. Hatice, Hançer'i görmüş de. Bunu da al. Şunu. Sen hiç kalkma yerinden, otur sen, otur. Otur, gideceğim, elimi yıkayacağım ya. Hiç, ne işin var orada? Otur sen. Hem sular kestik, onun için diyorum yani ben. Allah ya, ellerimi yıkayacaktım. Sen de trafik polisi gibi herkese sen dur, sen git bir şeyler anlatıyorsun Derya. Hançer, sen de gelirken temiz tabak çanak falan getir. Bak ne yap biliyor musun? Al bunu, tamam mı? Ver. Al elini sil. Sen de al damat. Ha. Ben de Hançer'e yardım edeyim. Sil damat sil. Tesisat eskiye işte ondan sıkıntı. Ha. Şunları da şöyle koyayım da. Ne yaptın yenge? Beyza nerede? Banyoya kapattım musibeti. Hançer sen ne yapıyorsun? Niye karışıyorsun bunların işine? He? Bak yılanın kuyruğu dışarıda işte. Cihan da ilk dakikada kokusunu almış da gelmiş hemen. Ay ben de anlamadım yenge. Bir de tuhaf tuhaf bakıyor. Bir şey anlamış mıdır acaba? Anlamadıysa bile bu gidişle anlayacak. Ya deli Beyza Cihan'ın karşısına çıkarsa? O zaman ne diyeceksin kocana? Nasıl hesap vereceksin? Hah. İşte böyle dut yemiş bülbüle dönersin Hançer. Kızım, sen başına nasıl bir çorap örüyorsun? Haberim bile yok. Ay yenge tamam yeter. Gerçekten için fena oldu. Kızım, sen bu akılla devam edersen daha için çok fena olacak. Hançer, onlar aile aile. Birbirlerine kenetlenirler ama kötü olan sen olursun. Kocanı da kaybedersin. Mutluluğundan da olursun. Boşuna dememişler. Acıma, acınacak hale düşersin diye. Zararın neresinden dönülürse kârdır kızım. O bet suratlı Beyza senin iyiliğini düşünüyor olabilir mi acaba? Bak, kocanın sözünü dinle. Bu işe bulaşma Hançer. Yapamam yenge. İşleri buraya kadar getirmişken olmaz. He, ortada bir bebek var ne olursa olsun. Ay, tuttum bebek, bebek, bebek. Ha, sen kendini düşüneceksin kızım. Hiç kimsenin kocanla aranıza girmesine izin vermeyeceksin. Şimdi için çaylarınızı, sonra kocanı al git, tamam mı? Heh, bu işlere de sakın bulaşma artık. Hadi.